Merhabalar, benim üniversitelerim kitabımız yazarın hayatını anlatan üçlemenin ilki çocukluğumdu. Hatta videosu da var kanalda. Bu da sonuncusu. Arkadaşı her şey çok basit, toz pembe açıklar Gorki'ye. Onların evinde kalacak, üniversiteye gidecek, devlet bursu alacak. 3-5 yıla da bilgin olup çıkacaktır güya. Çünkü arkadaşı henüz 19 yaşında, iyi kalpli bir gençtir. Daha ilk günde arkadaşının annesinin aldıklarını mutfak masasının üstüne koyduktan sonra trajik ve hüzünlü bir ifadeyle güç bir sorunu nasıl çözmeye çalıştığını görmüştü. Az miktardaki kötü et parçalarından iri yarı 3 delikanlıya kendini hesaba katmaksızın yetecek miktarda yemeği nasıl çıkaracaktı? Gorki de iş bulup kendi ayakları üzerinde durmaya karar verdi. Üniversitenin bir hayal olduğunu çok geçmeden anlamıştı. Hammalların, serserilerin ve yan kesicilerin arasında kendini kor haline gelmiş, kömürlerin içine atılmış bir demir parçası gibi hissediyordu. Her gün bir sürü dokunaklı ve etkileyici izlenimle dop dolu bir hale geliyordu. Başıboş hırslara, kaba içgüdülere teslim olmuş insanlar gözünün önünde rüzgar hızıyla dönüp duruyorlardı. Onların hayata duydukları hınç, dünyada var olan her şeye karşı gösterdikleri alaycı ve düşmanca tavırlar kendilerini hiç düşünmemeleri hoşuna gidiyordu. Artık kendi odasını tutmuştu. Tuhaf, neşeli, virane, pis bir evde kalıyordu. Burası aç öğrenciler, fahişeler ve bir takım artık hükmü kalmamış insan hayaletlerinin olduğu yarı harap büyük bir evdi. Ev tıka basa insanlarla doluydu ve bir karınca yuvasına benziyordu. Sabahtan gecenin geç saatlerine kadar bir uğultudur gidiyordu. Terzi kadınların dikiş makineleri sürekli tıkırdar, opera solistleri seslerini prova ederler, öğrenci bas sesiyle yaygarayı basar, ayyaş, yarı kaçık aktör yüksek sesle rolünü ezberler, İçki mamuru olan fahişeler isterikçe bağırır çağırırlar ve Gorki'nin kafasında son derece doğal ama çözümlenemeyen bir soru oluşur. Bütün bunlar ne için? Oda arkadaşıyla geceleri kendisi, gündüzleri o olmak üzere sırayla aynı yatakta yatıyorlardı. Matematik yoluyla Tanrı'nın varlığını kanıtlamak isteyen veremli bir adam, büyük bir fabrikanın sahibi, evi ve atları olan, her yere bağışta bulunan ama bir dilenci gibi genç öğrenci sevgilisinden şefkat dilenen kadın, hayattan kendi iradesiyle çekip giden bir sürü tanıdığı, tüberkülozdan ölmek üzereyken bile Nietzsche ile Marx'ı uzlaştırmaya çalışan bir başkası. O ya da bu, genellikle aşık halde olduğu kadınlar, öğrenciler, devrimciler gibi etten kemikten gerçek insanlardı yazarın üniversiteleri. Şimdi alıntılarla hem bu üniversitelerin müfredatına bakalım, doğru yanlış ne dersler alınmış, hem de yazarda bıraktığı etkilere bakalım bunların. Her bilginin kaynağı insandır. İnsanlar zahmetli ve kabaca öğretirler. Ama öğrettikleri bilgiler kitaplardan çok daha derin ve sağlamdır. Zaten yaşamın özü insanın hayvandan gitgide uzaklaşmasıdır. En iyi yol aklını kullanmaktır. Akıl çıkarcıdır. Çıkarın olduğu yerdeki iş de sağlamdır. Yürek kötü bir akıl hocasıdır. Yüreğimle hareket etsem öyle kötülükler yapardım ki gidip bir papazın evini ateşe verirdim. Ben Halim Selim, dindar insanlardan korkarım. Sert insanlar hemen fark edilir ve onlardan kendinizi kollamak için vaktiniz hep vardır. Bu kendi halinde insanlar ise otların arasındaki yılanlar gibi sürünerek hiç belli etmeden sana yaklaşır ve ansızın insanın ruhunun en can alıcı yerinden sokar. Akıllarında tutacak başka bir şeyleri olmayan boş insanlar kin tutarlar. Kötülük ve öfke budalalıktan başka bir şey değildir. İnsanın gereksinimi ne kadar az olursa o denli mutlu olur. İstekleri ne kadar fazla olursa özgürlüğü o kadar azalır. Bil ki insanların çok fazla şeye gereksinimi yoktur. Sadece bir lokma ekmek ve bir kadın. Dünyayı yöneten aşk ve açlıktır. İnsanlar bilgi değil, unutma ve avuntu peşinde koşarlar. İnsanlar sıkıntılı ve alıştıkları hayatlarını bir anlığına unutturduğu için ilginç hikayelerden hoşlanıyorlar. Anlatılan şeyde uydurma ne kadar çok şey olursa o kadar can kulağıyla dinliyorlar. Aydınlar huzursuzluktan hoşlanırlar. Asırlar boyu ayaklanmaya katılmışlardır. İsa'nın bir idealist olarak yeryüzündeki amaçları için ayaklanması gibi. Aydınlar da erişilmesi imkansız hayalleri için isyan çıkarırlar. Bir idealist ayaklanınca yaramazlık, alçaklık ve rezillik de onunla birlikte ayaklanır. Ben sahipsiz, kuyruğu kesik bir köpeğim. Oysa halk zincire bağlı köpeklerden oluşur. Her birinin kuyruğuna karıları, çocukları, eşyalarından oluşan bir sürü sarmaşık dolanır. Ve her köpek kendi kulübesine bayılır. Hüküm vermekte aceleci davranmayın. Hüküm vermek hepsinden kolaydır. Bu yola başvurmayın. Her şeye sakin bir gözle bakın ve bir şeyi aklınızdan çıkarmayın. Her şey geçicidir. Her şey iyiyle değişir. Yavaş yavaş mı? Olsun. Böylesi daha iyidir. Her yere göz atın, inceleyin, korkusuz olun ama hüküm vermekte aceleci davranmayın. Namuslu insanlardan korkma.
İyi insanlar genelde hayatın dışına itilir. Ya ilk önce adam akıllı uğraşarak aleyhine davranır, onu yok etmek için ellerinden geleni yaparlar. Ya da köpekler gibi gözlerinin içine bakarak karşısında yere kapanırlar. Böyle iyi adamlardan yaşamayı öğrenmeyi, onlara benzemeyi beceremezler, yapamazlar. Kim bilir, belki de istemezler. Evet, bunlar üniversite dediği o insanlardan aldığı derslerdi yazarın. Şimdi kendi düşüncelerine, yaşadıklarına bakalım biraz. Olağanüstü serüvenler ve büyük kahramanlıklar hayal etmeyi artık öğrenmiştim. Hayal kurmakta gittikçe daha usta oldum. Dışarıdan hiçbir yardım beklemiyor ve mutlu bir tesadüften medet ummuyordum. Fakat irademin giderek güçlendiğini fark ediyordum. Hayat şartları benim için zorlaştıkça kendimi daha güçlü, hatta daha akıllı hissediyordum. İnsanın kendisini çevreleyen ortama gösterdiği direnç sayesinde olgunlaştığını çok önceden anlamıştım. Sık sık öğrencilerin konuşmalarında benim dilsiz düşüncelerimin dile getirildiğini düşünürdüm. Ve bu insanlara kendisine özgürlük sözü verilmiş bir tutsak gibi coşkulu bir hayranlık duyuyordum. Onlarsa bana olağanüstü güzellikte bir eşya yapılabilecek bir tahta parçasına bakan marangozun gözüyle bakıyorlardı. Gizli işlere, devrime ilk katılışım işte böyle oldu. Şüphe yok ki bu tartışmaları pek anlamıyordum. Gerçekler tıpkı fakirlerin çorbalarındaki yağ parçacıkları gibi bir yiğidin sözcüklerinin bolluğu içinde kaybolup gidiyordu. Bir kitapçıda içinde benim için bilinmedik kelimeler olan vecizeler ve bilge sözleri başlığını taşıyan kitabı gördüğümde onu okumak için can atmaya başladım. Bu satın aldığım ilk ciddi kitaptı ve onu hala saklarım. Hayatın anlamını kavramak için gerekli olan gücü ancak insanlara karşı duyulan sağlam ve coşkulu bir sevgiyle bulmanın mümkün olabileceğini hissediyordum. Kendimi düşünmeyi bırakıp insanlarla daha yakından ilgilenmeye başladım. Mantıklı, iyi ve kalıcı işler yapma arzusuyla yanıp tutuşuyordum. Sokulgan bir insandım, heyecanlı bir konuşmacıydım. Yaşadıklarım ve okuduklarım sayesinde hayal gücüm kuvvetliydi. Gündelik bir olaydan göze görünmez, ağın kıvrılarak doladığı ilginç bir öykü yaratmak için pek bir şey gerekmiyordu. Her ay maaşlar alındığında genel eve mutlaka gidilirdi. O mutlu güne bir hafta kala bu zevkin yüksek sesle hayalini kurarlar, gittikten sonra da yaşadıkları zevki uzun uzun anlatırlardı. Bu sohbetlerinde cinsel güçleriyle edepsizce böbürlenir, kadınlarla insafsızca alay eder, onlardan söz ederken tiksintiyle tükürürlerdi. Ama ne tuhaftır ki, bana bunların altında bir hüzün ve utanç varmış gibi gelirdi. Doğrudan doğruya gözlemlediğim her şey, insanlara şefkat ve acıma duygusundan tamamen uzaktı. Hayat, düşmanlık ve şiddet silsilesi halinde, gereksiz şeyleri elde tutmak için sürdürülen kirli bir mücadele olarak önümde uzanıyordu. Şahsen benim sadece kitaplara ihtiyacım vardı. Diğer şeylerin benim gözümde hiçbir önemi yoktu. Bütün bu arabacıların, kapıcıların, işçilerin, memurların, tüccarların ne benim gibi ne de benim sevdiğim insanlar gibi yaşadıklarını, bizim gibi arzuları olmadığını, tuttukları yolun farklı olduğunu anlamak için sokağa çıkıp kapının önünde bir saat oturmak yeterliydi. Bu hayat bana aptalca ve öldüresiye sıkıcı geliyordu. Ve sık sık insanların merhametli ve sevgi dolu oluşunun sadece lafta kaldığını ve gerçekte kendileri de fark etmeden hayatın genel düzenine boyun eğdiklerini görüyordum. Bana öyle geliyordu ki benimle birlikte etrafımdaki her şeyde coşkuyla dans ederek fırıl fırıl dönüyordu. Sanki bu insanlar neşeyle, yorulup usanmadan, kendilerine hiç acımadan aylarca, yıllarca çalışabilirler. Şehri çan kulelerinden ve minarelerinden tuttukları gibi diledikleri yere sürükleyebilirlerdi. Aralık ayında kendimi öldürmeye karar verdim. Çünkü bir öykü yazmayı denemiş fakat bunu başaramamıştım. Öykü beceriksizce, tatsız ve iç gerçekten yoksun bir biçimde yazılmıştı. Olaylar gerçekti. Fakat sanki benim tarafımdan aydınlatılmamıştı. Ve sanki öykünün benimle hiçbir ilgisi yoktu. Çarşıdan bir tabanca aldım. Ve kalbime isabet ettireceğimi düşünerek göğsüme ateş ettim. Ama sadece ciğerimi delik deşik etmekle kaldım. Evet, çok fazla karakter vardı kitapta. Çok fazla değişik mekan vardı kitapta. Hepsine değinemedim. Ama yani Gorki bunları çok güzel bir böyle olay örgüsüyle ele alıp geçişleri de insanı yani okuyanı sıkmadan, kafa karıştırmadan yapmış. Şimdi tabii o kadar karakter ve o kadar küçük öykülere yani değinmek çok uzun olacağından haliyle benim alıntılar da biraz böyle kopuk kopuk parça parça oldu. Çocukluğumun videosunda da söylemiştim. Bir kez daha hayatın Gorki'yi kısık ateşte nasıl pişirip o muhteşem ana romanını yazacak hale getirdiğini anlıyoruz. Yazarlardaki o farklı bakmayı, o farklı görmeyi, o gözlem gücünü, yani o
malzemeyi nasıl etkili kullandığını gösteriyor yine Gorki bize. Kitaptı, okuldu, bunlar illaki olmalı. Ama hayatın insanlardan da öğrenildiğini, yeter ki kimden neyi alacağımızı bilmemiz gerektiğini anlatıyor bize. O yaşam mücadelesi içinde, yani o kadar didinmenin, çalışmanın arasında, işte 3-4 saatlik uyku uyuma pahasına kitaplardan vazgeçmeyişi, işte o sabrı, azmi, amacının peşinde koşması da etkileyiciydi. Ha, ister istemez yazarı Gorki de olsa insan kendinden bahsederken bazen objektifliğini yitirebiliyor. Ama öyle göze batan bir şekilde değildi yani. Yani işte bir böbürlenme, öyle büyük bir ego görmüyoruz yani kitapta. Çok sade, akıcı bir dili var Gorki'nin zaten. Hani o kitaplarda işte anlamayıp bir daha okuduğumuz cümlelerden yok yani. Sadece bu kitap değil, bence bütün üçleme okumaya değerdi. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.